Kızlar, kızçeler. Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Benim güzel kızçelerim. Ben çok iyiyim. Yorgun bir şekilde karşınıza çıkacağım birazdan. Yoruldum. Çok yoruldum arkadaşlar. Onu yap, bunu yap, oraya git, şuraya git. Bakın bugün ben sizlerle ne yapacağım? Birlikte yapacağız. Böyle tek başıma yapamam. Hazırlaması benden. Hadi yapması da benden olsun. İzlemesi sizden. Şurada neyim var arkadaşlar? Burada patateslerim, biberlerim, domateslerim, soğanlarım var. Ondan sonra burada açalım, üstünü kapattım. Burada hazırladığım köftelerim var. Yuvarlak yaptım. Köfteler. Burada hazırladığım dolma harcım var. Bakar mısınız? Şöyle göstereyim yakından. Kıymalı, domatesli, maydanozlu. Bir çay, küçük çay bardağına yakın, yok bir çay bardağı bile değil, yani yarımdan biraz fazla pirinç var içinde, işte yağsı, şunu bunu. Burada da sardığım sarmalar var kızlar. Nasıl sarmışım ama, sizce bu nedir? Yaprak değil, yani üzüm yaprağı değil, puzzle değil kızlar, çok şaşıracaksınız. Kara lahana sarması yapıyorum. Bakın lahanalarımı da haşladım. Bakar mısınız, bugün hamaratlığım üstümde. Ondan sonra kendime etli lahana sarması yapıyorum arkadaşlar. Sabah erkenden kalktım, pazara gittim, lahanaları seçtim. Pek de anlamam yani, hangisi sarmalık, hangisi çorbalık, hangisi dolmalık, gerçekten bilmiyorum. Adama sordum, verdi. İki tane böyle şey aldım. Ne derler ona, iki tane hani bağlanıyor ya. İki tane ondan aldım. Haşlayınca az bir şey kaldı. Bilmiyorum ne kadar çıktı. Zaten bunu yiyecek olan benim. Bizimkiler lahana yemez ama görmeniz lazım da arkadaşlar. Benim evde haşlarken kara lahana koktu. Bir de tencereyi öyle bir doldurmuşum, öyle bir doldurmuşum ki ağzına kadar doldurmuşum tencereyi. Sanki ölü yıkayacağım. Ondan sonra lahanaları da koyunca foş diye taştı. Ocak battı, mutfak kirlendi. İki saat ocağı ovalaya ovalaya. Saat bu saat oldu. Şimdi bakalım, saatimiz geç. Videomuz yetişecek, illaki yetişecek. Sarmamızı sarmakla başlayalım. Köfteler hazır çünkü. Köftelerden köfte şöleni yapacağım inşallah. Ekmek arası köfte yapacağım arkadaşlar. İnşallah yaparım yani. Öyle yani kızlar, kızçeler. Ama benim gözüm, ben köfte yemeyeceğim. Benim gözüm sarmalarda. Ne güzel de sarmışım. Sever misiniz kara lahana sarmasını kızlar, kızçeler? Şey, iç harcım artarsa dolma biber var dolapta, hemen dolma doldururum. Pek de zannetmiyorum, ben öyle çok ince sarmıyorum. Bakar mısınız ne kadar güzel olmuş. Şöyle göstereyim. Çok güzel, çok güzel. Haydi bakalım biraz da kendimi göstereyim sararken. Sonra köfte, önce diyorum sarmaları yapayım. Ondan sonra köfteleri kızartırım. Ya da sarmanın ortasında köfteleri yavaş yavaş kızartmaya başlayayım kısık ateşte. Kızlar, bakar mısınız? Eldivenime, eldivenim yoktu. Küçücük kutuya kaldım. Şaka tabii ki de. Büyük boy eldiven kalmamış. Ondan sonra küçüğüne kaldık. İçinde ne kadar var bilmiyorum. 6 adet varmış. Yeter bana. Yarın gelecekmiş zaten. Öyle yani kızlar. Hadi hep birlikte saralım. Hep birlikte sohbetimizi edelim. Haydi bana kolay gelsin arkadaşlar. Aa kızlar, güzel kızçelerim, beğenilerinizi ve izlemelerinizi, like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Tepsim de var burada. Tepsi niye var? Çünkü patatesleri gene öyle güzel baharatlayarak, yağlayarak fırında kızartacağım. Köfteleri fırında kızartmayacağım. Köfteler kızardıktan sonra çok güzel tatlı ekmekler aldım arkadaşlar. Onları da göstereceğim sizlere. Kocaman eldiven. Deniz'in aldığı eldiven de bu kadar olur. Benim ellerim küçük. Bu ne ya? Deve tabanı gibi. Şuraya bak. Buruşuk buruşuk. Bildiğiniz deve tabanı gibi. Bakar mısınız? Neymiş bu? En büyük boynumu almış. Anasında sanki o kadar şey var. El var. Köfteleri azıcık yağda kızartacağım arkadaşlar. Ondan sonra içine o güzel aldığım acı olmayan, ay çok büyük, tatlı biberleri hafif böyle çok kızartmayacağım. Ay bakar mısınız? Arkadaşlar ben kullanamayacağım bunu çünkü
Bakar mısın? Ne kadar büyük ya. Paketi de açtık. Biberler kızarınca arkadaşlar, ekmekleri de köftenin biberin yağsına banıp da ekmek arası köfte yapacağız. Ama şimdi benim gözüm köfte müfte görmüyor. Hemen sarmaları sarayım. Çok vakit kaybetmeden kızlar. Ne yapıyorsunuz? Sizin menünüzde neler var? Sizler ne pişireceksiniz? Sever misiniz karalahanayı? İlla ki sarmasını seversiniz. Hele ki bir de böyle bol etle yapılırsa. Bence seversiniz ya. Ondan sonra Karadenizler çok sever. Benim eşim yemez. Çocuklarım da yemez. Kendime göre yapıyorum. Yani onlar yemiyor diye kendime göre yapmayacağım. Onlara da köfte yapıyorum arkadaşlar. Kızlar, kızçeler. Çok da güzel sarılıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sarması güzel. Kolay sarılıyor. Yapraklar da şey olunca, güzel olunca. Vallahi bilmiyorum düzgün mü almışım, kötü mü almışım. Gerçekten bir bilgim yok. Ben size bir şey itiraf edeyim. Ben hiç karalahana sarmadım. İlk defa sarıyorum. Ama ne kadar güzel sarıyorum. Ben çok seviyorum ama. Yani böyle şeyleri analar yapar, kızları yer. Her zaman bu lafı söylerdim. Anam yapardı, ben yerdim. Bu sabah annemle telefonda konuşuyorum. Ondan sonra dedim. Şey alacağım dedim. Sarma dedim yapacağım, dolma yapacağım dedim. Yaprak mı aldın dedi. Yok dedim. Gideceğim dedim şimdi. Lahana alacağım dedim. Pancar alacağım dedim. Kadın da şöyle Bismillahirrahmanirrahim dedi. Kadın da şaşırdı. Gerçekten mi dedi. Ne kadar sevindi, ne kadar sevindi. Ondan sonra işte al dedi. Haşla dedi. Haşla dedi. Şöyle yap, böyle yap dedi. Tamam dedim ya, yapacağım. Yaptıktan sonra dedi bana dedi göster dedi. Tamam dedim, göstereceğim. Öyle yani. Ben de yaprak sardım dedi. Denizli de bunu yaprak sarması diye kakalayacağız artık. Anlayacak mı bakalım. Ya çok güzel olduğu için bilmiyorum. Bu değişik bir yaprak derim arkadaşlar. Şeyde annemlerdeydik Samsun'da. Annem şey yapmıştı. Deniz küçüktü o zaman. Kaç yaşındaydı bilmiyorum ya. 4 yaşında falan da herhalde. Pancar çorbası yapmıştı. Ondan sonra Deniz'de ıspanağı çok seviyordu o zamanlar. Deniz'de ıspanak yemeği diye kandırarak yediğim zamanlar olmuştu yemin ediyorum. Tavuk çorbasını mesela tavuklu pilav diye yedirdiğim olmuştur. Bunu da aynı şekilde diyeceğim yani. Değişik bir yaprak. Ama zannetmiyorum o köfte varken de bunu yiyeceğini zannetmiyorum. Yemesinler zaten ya, bu benim. Kimseye vermem. Vermem, seni ellere vermem. Allah şahidim olsun. Ay o şarkı geldi aklıma. Onun filmini izledim arkadaşlar sinemada. Allah'ım gül 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 öldüm valla. Çoktandır ne sinemaya gidiyoruz ne bir yere yani. Sinema biletleri olmuş anasının nikahı. O kadar pahalı oldu. Nereye gidiyorsun? 4 kişi sinema, 4 kişinin sinemaya gitmesi ne demek arkadaşlar? Bu zamanda. Eskiden giderdik. Fiyatlar böyle pahalı değildi. Hiçbir şey bu kadar şey değildi. Giderim gene gitmesine de hani gerek yok. Yani 4 kişilik sinema biletine bilmiyorum. Benim hayatım sinema olmuş. Benim hayatım film olmuş zaten. Değil mi kızlar? Yaprağı az dedim ama yaprak bayağı varmış arkadaşlar. Hani yapışık yapışık duruyor. Öyle de bir sıkmışım ki. İnşallah tam kıvamında haşlamışımdır kızlar. Annem şey dedi, çok fazla dedi, bekletme dedi. Bekletmedik biz de. İç harcını fazla koyuyorum çünkü pirinci çok az. Pirinci gerçekten az. Hani çok fazla şişmeyecek. Ay ne kadar güzel. Öyle yani hayatım olmuş film. Hayatımız olmuş eğlence. Polyanacılık oynamak güzeldir arkadaşlar. Bazen polyanacılık oynarım. Siz de oynar mısınız polyanacılık? Ne demek istediğimi biliyorsunuz zaten. Güzel yani polyanacılık.
Kızlar, kız şeyler. Havada bir tuhaf ya. Ne sıcak, ne soğuk, bir soğuk, bir sıcak. İnsan ne giyeceğini şaşırıyor, yemin ediyorum. Az önce gömlek üşüdüm, üşür gibi oldum. Uzun kollu gömlek giydim. Gömleğin düğmelerini iliklerken sıcakladığımı fark ettim. Kısa kollu giydim. Bu havalar niye böyle oluyor? Mayıs'ın kaçındayız? Bugün Mayıs'ın 6'sı. Bugün hıdrellez. Gül ağacı bulamadım. Ah kızlar, bir gül ağacım bile yok. Dileklerim vardı. Resimleri çizdik. Dileklerimizi yazdık ama gül ağacı yok. Ne yapacağız bakalım? Gül ağacının dibine dikmek lazım biliyorsunuz. Hızır Ellez'in hikayesini de bilirsiniz. Hızır Aleyhisselam diyeyim ben size. Çok güzel bir hikayesi var. Çok fazla bilgim yok ama galiba iki kardeşin senede bir kere kavuşmasıyla ilgili. Çok fazla bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazsın. Bizi de bilgilendirsin. Değil mi kızlar? Ne zaman biter kızlar? Saatimi izlerken ben vallahi koştur koştur gene iyi şey yapmışım. Yemin ediyorum çok uzun sürmez. Ben hallederim işimi. Hallederim. Güzel güzel sarılıyor yani. Ama ben az demiştim. Gerçekten az çıkmayacak. Çok severim arkadaşlar. Sarmanın her türlüsünü çok severim. Dünyada en sevdiğim yemek sarmadır. Hamburgerdir, pizzadır, lahmacundur. Börek türleridir. Öyle şeylere bayılırım, bayılırım. Patates kızartmasını da çok severim. Köfte en son içlerinde. Yani yerim ama çok da aman aman köfte canım istedi. Şey yapamam, diyemem. Bazıları da biber dolmasını çok sever. Aa kızlar. İşimi bitireyim pazara gideceğim. Şey çıkmış taze bezelyeler çıkmış. Onu alayım da bugün bitmeden. Pazar şey yapmadan denize ayıklattırayım. Bir bezelye yemeği pişirelim mi? Ne dersiniz? Şeyle. Etli mi? Etliyi kocam yemez. Tavukluyu da yemez. Kıymalı. Kıymalı bir bezelye pişireyim diyorum. Aslında kocam o bezelyeyi de çok sevmiyor. Zaten alacağım şey ya kabuklulardan kabuklu oluyor ya kabukludan 1 kilo alacağım. Çok fazla çıkmaz yani. Kesecektim ama kesmiyorum. Eldiven takmadım. Eldivensiz de daha rahat sarılıyormuş. Kocaman eldiven yani. Nereye takayım onu ben? Nereye nereye? Kızlar. Dışarıdan müzik sesi geliyor ama hafif geliyor. İnşallah videoda çıkmaz. Bu sene de müzik çalmaları çıktı başımıza. Gelmiyor değil mi kızlar? Müzik sesi. Bayağı da varmış yaprak. Pazartesi bugün pazarımız var. Her şey var pazarda yemin ediyorum. Her şey A'dan Z'ye istediğiniz her şey var. Ne güzel sarılıyor arkadaşlar. Şey annemle dedim ya hani lahan almaya, pancar almaya gideceğim falan. Dedim arama telefonu evde bırakıyorum şarjı takıyorum dedim. Ya dedi acil bir şey olur dedi götür telefonu dedi. Yok ya dedim ben en fazla dedim 15 dakikada. Buradan meydan çıkacağım, para çekmeye gideceğim, pazara uğrayacağım dedim. 15 dakikayı geçmez dedim eve gelmem. Öf be dedi, git dedi bir saatlerce pazara dolaş dedi. Ben bile gittiğim zaman 2 saat gelmiyorum dedi. 15 dakikada ne alacaksın dedi. Ben bir şey almak amacıyla gitmedim. Ben şey sadece hani ihtiyacım olan şeyi almak için hemen alel acele. Valla koştura koştura gittim. Eve geldiğimde nefes nefeseydim. O kadar böyle şey olmuşum kızlar. Kızçeler. Kızlar videomuz uzun olmuyor değil mi arkadaşlar? Daha köfteler kızaracak. Ekmek arası köfteler yapılacak. Biberler kızartılacak. Patatesler kızartılacak. Şimdi şey yapayım ben. Tavamı falan çıkarayım. Bir taraftan da tavadan önce patatesleri bir ayarlayayım. Bir fırına atayım patatesleri.
Ondan sonra hepsini bir arada yapıyorum. Köfteler kızarırken sarmamı da sararım. Bu yaprak küçük. Sana bu dolma harcı fazla. Karalahana yapraktan biraz daha geç pişiyor değil mi kızlar? Hemen pişmiyor. Vallahi dolma harcını fazla koyduğum için harcım yetmeyebilir bile. Ben diyordum biber doldururum falan ama. Çok güzel oluyor. Bak Canoş, sen biliyor musun böyle şeyler yapmayı? Sen de yap. Sen de böyle güzel şeyler yap. Hep normal yemekler olmaz. Ara sıra böyle güzel yemekler yapmak lazım. Bizim Karadeniz'in mutfağı gerçekten çok güzeldir. Sen bir araştır, bir bak. Zaten çoğunlukla bizim tarifleri kullanıyor bütün ülkeler. Sizler de bunun içindesiniz. Hadi biraz kızdırayım seni. Öyle yani arkadaşlar. Karadeniz mutfağı gerçekten çok güzel oluyor. Keşkek sever misiniz kızlar? Yerim ama çok sevmem. Gerçekten bizde yenilmiş olsa keşkek bile yaparım. Bir şey yok onu yapmakta. Ama bizde yiyen olmaz. Kendime göre de hani o ne kadar az yaparsam yapayım bayağı bir olacak. Çok da sevmiyorum onu. Yani yiyorum ama çok aman aman keşkek olsa da yiyeyim diyen birisi değilim. Onu ancak gittiğim zaman annem yapar. Ondan sonra böyle çeyrek tabak yerim orada. Bu yaprak küçükmüş. Bak bu minicik olacak. Çok güzel. Kızlar. Ne söyleyeceğim size bak. Şimdi bu yaprağı bu şekilde sarmıyorum ben. Hani şöyle sarmıyorum. Bu şekilde sarıyorum yandan. Şekli hem daha güzel oluyor hem de sarması çok pratik ve çok kolay oluyor. Şekli de daha güzel duruyor. Bakın ya konuşurken de hep çok sardım. Bayılırım sarmaya. Hadi iki tane daha sarayım. Sarması da zevkliymiş. Biraz şey yapayım. İki dakika duraklatayım tavamı falan. Aman tava demişim. Patateslerimi falan şey yapayım. Fırında pişsin. Kızarsın bir güzel. Yırtılanları atıyorum. Şekli hoşuma gitmeyenleri de atıyorum kızlar. Açıl işte ne yapıştın? Evet. Çabuk olmam lazım. Bezelye kalmayacak arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki niye pazara gittiğin zaman bezelye almadın? Çünkü ilk gördüğüm yerdeki bezelye hoşuma gitmedi. İlerleyen taraflarda çok daha güzel bezelyelerin olduğunu tahmin ediyorum. O taraflara da gitmedim işim acele diye. O yüzden. Alırım vallahi Deniz onu zevkle ayıklıyor kızlar. Belki de diyorum tavuklu bezelye yaparım kendime. Kocam zaten yemiyor. Oğlum menemen yaparım. Ona pastırmalı yumurta. Sucuklu yumurta. Ya da kaşarlı yumurta falan. Kocayı doyurmak kolay. Haydi bakalım. Evet kızlar. Soğanlarımı da hazırladım. Şöyle yumurtanın yarım ay şeklinde pul biberini koydum. Tuzunu koydum. Soğanlarım hazır köfte için. Patateslerimi doğradım. Sevdiğim baharatlardan koydum. Kekik, karabiber, pul biber. Ondan sonra patatesin bir de patates kızartmanın kendine ait bir baharatı var. Biraz ondan koydum. Tuzunu koydum. Yağsını koydum. Şimdi bunları böyle karıştıracağım. Fırına vereceğim arkadaşlar. Bunlar kızarırken de köftelerimi kısık ateşte kızartmaya başlayacağım. Onlar kızarırken de sarmalarıma devam edeceğim arkadaşlar. O büyük büyük dedik ama eldivenlere gene ihtiyacım oldu. Mecburen eldivenleri taktım.
Çünkü şimdi 2 saat elimi yıkamıyorum. Burası biraz karışık. Eldivenleri çıkarır. Ondan sonra köflerimi dizerim. Onlar kızarırken de sarmalarıma devam ederim. Kızlar, kız şeyler. Patates bu şekilde, inanın böyle köfte ya da tavuk olmasa bile bu şekilde yapın. Çok lezzetli oluyor. Çok güzel kızarıyor. Kapatmayacağım yağlı kağıtla falan. Altına yağlı kağıt serdim. Süper, mis gibi. Şu an bile bu baharatın kokusu. Ben baharatı çok seviyorum arkadaşlar. Kimyon haricinde baharatı çok seviyorum. Bir de yeşilliklerden rokayı hiç sevmem. Rokayı sevmiyorum. Sevmediğim, yani sevmek değil de nefret ettiğim şeyler de vardır yani. Mesela kimyondan nefret ederim. Rokadan nefret ederim. Acıdan nefret ederim. Şu eldivenlere bakar mısınız? Kendisi çıkıyor yani bak. Benim zavallı ellerim kayboldu içinde. Şimdi arkadaşlar açıklama açıklama diyorlar. Şimdi açıkla. Şimdi biz kaç kere açıklama yaptık arkadaşlar? Hani çok konuşulan bir konuyu ben defalarca açığa getirdim zaten. Neyse bunları fırına atıp geliyorum kızlar. Geliyorum, gitmeyin bir yere. Ağzımda sakız kalmış, kusura bakmayın. Sakız çiğnemeyi çok seviyorum. Evet kızlar, köftelerim kızarsın. Ben de sarmamı sarmaya devam edeyim. Ay bu ne böyle? Ya arama işte ya. Patateslerim fırında kızarıyor. 20 dakikaya, 20-25 dakikaya pişer. Köftelerde altını bayağı bir kıstım arkadaşlar. Bir açıklama, bir açıklama diyorlar şimdi. Az önce dediğim gibi. Yani bir konuyu ne kadar ben açıklığa kavuşturacağım. Ben geçen ne zamandı? 15 gün önce gene böyle bir şey oldu. Ben 15 gün önce bunun açıklamasını yaptım. Söyledim. Şimdi tekrardan tekrardan aynı şeyi söylemek ne? Diyor ki bana o kadar yani valla uzun lafın kısası kızlar. Açıklamam açıklama yok. Ben de dediysem odur. Kimseyle barışmadım. Kimseyle konuşmadım. Yani barışmayı bırakın. Size şu kadarını söyleyeyim. Barışma gibi bir olasılık yok ya. Allah Allah. Gerçekten yok. Bunu İnsanlar niye anlamıyor, ben anlamıyorum. Konuşsam, barışsam bunu bir kere söylerim. Bir kere öyle bir şey yok yani. Hadi söylemedim diyelim. Ben kendime nasıl yakıştıracağım o söylenen lafları, o edilen sözleri? O kadar gurursuz muyum ben? Vallahi hiç kimse kusura bakmasın. Hani diyecekler ki Asi ölüyor. Sana bir kelime lafına ihtiyacı var deseler bile dönüp bakmam bile yani o derecede. Öyle yani kızlar, kızçeler. Sarıyoruz, 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 sarıyoruz. Bu şekilde. Gel bakalım bu da minikmiş. Köfteler ne güzel koktu. Karnım acıkıyor mu acaba? Bir tane haşlama yumurta yedim arkadaşlar. Ne domates, ne salatalık, ne ekmek. Hiçbir şey yemedim. Ondan sonra hiç de acıkmadım. O dedim ya internetten şey aldım diye. Bakalım. Açlık hissi gerçekten vermiyor. Yemek yemeye başladığım zaman yani yiyeceğim diye oturduğum zaman da birdenbire böyle eskisi gibi böyle yani aç kurt gibi yemeklere saldırmıyorum 2 gündür. Günde bir tane diyor. Bakalım bir şeyini görürsem alacağım ondan gene. Bunu da yırttık. Şimdilik ben küçüğünü aldım. En ufağını aldım. Hani bir faydasını görürsem kampanyalı zaten. 3 tane 4 tane almayı düşünüyorum. Pahalı da bir şey ha, ucuz da değil kızlar. Kızlar, kızçeler. Ama tadı çok güzel. Birazdan yaparım. Hep birlikte içeriz. Bir tane içtim ama tam yemek öncesi içmek iyi olur diye düşünüyorum. Öyle yani kızlar. Köfteler gerçekten çok güzel kurdu. Bu köfteyi ben değişik yaptım arkadaşlar. Tarifi daha açık olsun. Bu anne tarifi. Anne köftesi oldu bu biraz. Hani ekmeği katışım. Ne bileyim ben mesela şey kullanırdım. Siz söyleyin. Robottan çektiğim ekmeği kullanıyordum. Bu sefer öyle yapmadım. Baharatları da farklı.
Baharat olarak sadece karabiber ve pul biber kullandım. Çok azca, çok az bir şekilde de, yani bir çay kaşığı da şey, ne derler ona, çekilmiş kişniş, sarımsak, bir tane soğan, bir tane yumurta koydum. Ekmeğini koydum. Ekmeğini ıslatarak koydum arkadaşlar. Islattım. 650 gram kıymaya yarım ekmek koydum. Ama çok da güzel koktu. Bunda da anne köftesi. Maydanozu var. Maydanozları da iri iri doğramışım aceleden. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz değil mi kızlar? Bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Benim ellerim şey, yapraklı. Siz şu köfteleri çevirseniz çok makbule geçer. Hadi kızlar. Hadi kızcelerim, şu köfteleri bir çevirin. Yardım edin asi kadına. Köftelerim kızarsın. Kızardıktan sonra arkadaşlar biberleri de şöyle bir çevireceğim. Ondan sonra biberleri doğramadım bile, daha bekliyor şeyde, kabın içinde. Kabın kacağın içinde bekliyor. Kap kacak. Bak işte yapraklar sona doğru biraz tuhaflaşıyor arkadaşlar. Minik minik çıkıyor. Ben onları sevmiyorum. Minik yaprakları. İstiyorum hepsi aynı boyda olsun ya. Şöyle. Deniz'in en sevdiği yemek. Köfte. Çocuklar hep seviyor köfteyi. Ben de severdim eskiden de. Deniz'in hamileliğinde galiba tiksindim ben köfteden. O gün bugündür çok fazla köfte yemem. Fellah köftesini yapacaktım bugün. Evet, sırada o vardı ama bugün planlar değişti. Yapacağım. Onu da yapacağım. Ay gene müzik sesi geliyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben mutfağımda yemek yapamayacak mıyım? Video yapamayacak mıyım? Azar bülbül çalıyor, yemin ederim. Şunu sarayım da kamerayı duraklatayım bari arkadaşlar ya. Şey, çünkü telif yemeyelim. Kızlar niye çevirmediniz köfteyi? İşimi mi bıraktım, gücümü bıraktım? Ben çevirdim valla. Ne güzel olmuş baksanıza. Mis mis, süper kokuyor. Sabırsızlanıyorum. Ne diyorum? Dünyanın en güzel şeyi yemek yemek. Bu yapraklar beni gerçekten sinirlendirmeye başladı kızlar. Küçülmeye başladılar. Ama bu az bir şey dolma harcım kaldı. Bunu bitireceğim. İnat değil mi? İnat değil mi? Saracağım sizleri. Aklıma ne geldi? Hani bir kadın vardı ya, kocasından boşanmıştı. Hepiniz zamanında duymuşsunuzdur. Kadın kocasından boşanmış. Mallar da galiba kadının üstüneymiş. Ondan sonra kocası da malları istiyordu. Kadın da vermiyordu. Bunun için şarkı yapmıştı. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Kuruyup gitse de vermeyeceğim. O geldi aklıma. Ne güzel oldu. Ne güzel oldu. Köfte şöleneme çok merak ediyorum. Bu köftenin tadını da merak ediyorum. Köftelerim yumuşacık oldu arkadaşlar. Tam bir anne köftesi. Anne usulü köfte. Şimdi ben iki çeşit köfte yapıyordum. Evet, bunu bir ara yapıyordum. Bunu çok seviyorlardı. Diğerinin ekmeği çok az arkadaşlar. Bayağı bir az yani. Böyle çeyrek ekmek kadar çekiyordum. Bunda yarım ekmekten sanırım birazcık fazla. Çok değil ama, ya yarım sayılır. Ama ekmeği ıslattım. Bir güzel sıktım. İçinde de baharatlar diğerleri kadar değil ya. Ben tavaya bu kadar yağ koymadım. Ulan kasap bana yağsız yerinden kıyma ver diyorum. Gitmiş bana gene biraz fazla yağlı vermiş. Bu köftenin yağsı arkadaşlar.
O kadar yağ koymadım ben ona. Köftelerinizin içinin çiğ kalmamasını istiyorsanız kısık ateşte pişirin. Altı çok çok açık olduğu zaman köftelerin dışları pişiyor, içleri pişmiyor. Kızlar ne kadar güzel kızardı, görüyor musunuz? Dur, gözükmüyor herhalde. Kısık ateşte ikinci postayı koydum. Bakın çok güzel kızarmış. Ben zaten buraları şey yapana kadar onlar kızarır. Tabakta daha da köftelerim var. Öyle yani. Kızlar lahanamda iç harcımda tam lahanalara yetti. Ne arttı ne bir şey. Boş bulaşıklarım da burada zaten. Bunları hemen böyle sırayla diziyorum. Bakalım tencerede. Vallahi yakınımda bu tencere vardı. Aslında bunda da pişirmek istemezdim. Hani biraz şey dar gibi. Sosunu hazırlayacağım. Bu da bir saate kadar pişer herhalde. Kızlar. Yemek kokuları içinde kaldım. Arkadaşlar. Yemek telaşı çok zor. Her gün yemek telaşı, her gün yemek telaşı. Ne pişireceğimi, ne yapacağımı şaşırıyorum vallahi. Kızlar unutmadan şunu da söyleyeyim. Vallahi unutuyorum. Hani çok fazla bu konulara girişmek istemiyorum ama şimdi şöyle neydi? Kimse benim evimde gezmiyor arkadaşlar. Ben kimseye emir vermiyorum. Kimseye de bir şey yaptığım yok. Kimseye de hiçbir konu hakkında yalvarmışlığım, yakarmışlığım yok. Herkesin değeri bende farklı. Ben kimseye yönlendirmiyorum. Kimse benim kuklam değil. Bunun üstüne basıp çok söylüyorum. Unutmadan söyleyeyim dedim. Boş boş konuşulanlara da aldırış etmeyin. Yani beni ilgilendiren ve gerçekten çok ilgilendiren bir durum olursa zaten ben bunu size siz söylemeden de ben paylaşırım. İki video yapmak istemiyorum ama duraklatayım bari. Kızlar, sarmayı da koydum. Şöyle tencerede kaynıyor çok güzel bir şekilde. Şimdi domateslerimi şöyle göstereyim. Domateslerimi doğrayacağım. Ay, elimde de şey var, gözükmesin. Domateslerimi de doğrayayım. Hazır olsun. Hazır olsun kızlar. Az kaldı. Köfte şölenine ulaşmama çok az bir zaman kaldı. Dağılma, dağılma, dağılma. Dağılma. Lahana sarmamın kokusu, köftelerin kokusu, mutfakta inanılmaz derecede güzel kokular var kızlar. Mis gibi kokuyor. Bir domates daha doğruyorum. Domateslerim küçük. Ay kızlar, patatesleri unuttum. Aşk olsun size. Vallahi küstüm size şimdi. Niye hatırlatmıyorsunuz patatesleri ya? Kömür gibi patates çıkacak şimdi. Hemen geliyorum kızlar. Kızlar yok, panik yapmışım size. Bildirmek istedim. Köftelerimi de aldım. Son posta köftelerimi koydum. 20 dakikaya ayarlamıştım. 25 dakikaya ayarlamıştım ya. Fırın kendi kendine kapanmış arkadaşlar. Gittim baktım. Nar gibi kızarmış. Süper olmuş. Dolmam da kaynıyor. Bu köfteleri aldıktan sonra biberleri koyacağım içine. Şöyle göstereyim. Biberlerimi kızartacağım. Soğanlarım kızarmış, köftelerim, domateslerim. Ondan sonra ne der? Ha, pancar dolmam, etli pancar dolmam. Nefis arkadaşlar, daha ne olsun? Nefis, nefis. Şu güzel görüntüye bakar mısınız? Şu muhteşemliğe bakar mısınız ya? Bunlar ne güzel nimetler arkadaşlar. Yemede yanında yat. Ne güzel nimetler.
Ay ne kadar şükretsek o kadar azdır. Arkadaşlar videomu yarım bırakmayın. Lütfen izleyin. İnanın ki sizin izleyeceğiniz 40 dakikalık videoyu hazırlamak için inanın mutfakta tam 3 saatimi harcadım. Video çeken arkadaşlar bilir. Video çekmek insanı gerçekten çok oyalıyor. 1 saatte yapacağınız işi tam 3 saatte yapıyorsunuz arkadaşlar. Sarmam da kaynıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle gözüküyor mu? Ben göremiyorum arkadaşlar. Güneş geliyor. Gözüküyordur herhalde. Daha pişmedi tabii ki de. Evet kızlar, köfteler kızardı. Şöyle biberleri de çok fazla kızartmayacağım. Şöyle çevireceğim arkadaşlar. Kızlar patateslerin güzelliğine bakın. Patatesler çok güzel kızarmış. Gördüğünüz gibi yanmamış, nefis kızarmış. Şu sesin güzelliğine bakın kızlar. Nasıl güzel bir ses. Ne yapalım şimdi? Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Kaçmak yok. Kaçmak yok. Alacağım biberleri birazdan arkadaşlar. Soğanlarım. Gözüküyordur inşallah. Şöyle soğanlarımı da şöyle kenarlarına. Mutfağı mahvettik bu arada kızlar. Bu mutfak nasıl temizlenecek? Mutfak mahvoldu. Biber kızarıyor ya, patlıyor, çatlıyor, bir şeyler yapıyor biber. Aklı sıra. Of 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 of. Süper. Domatesleri de koyalım şöyle. Domateslerimizi de koyalım. Yemeden yanında yat. Vallahi yemeden yanında yat yani. Düşme soğan. Soğansız köfte mi olur kızlar? Ben soğanı çok severim. Lahmacun yerken de soğanı falan yerim yani. Bazı insan ay ağzımda kokar. Ay yemem falan derler. Ben yerim. Soğana bayılırım. Bakar mısınız? Of 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 süper. Sarmalar ne durumda? Hiç bakmadım da ona. Kaynıyor. Şaştım Allah çekiyor sarmalar. Bakın şu güzelliğe. Aman ya Rabbim, bu ne güzellik böyle. Bu ne güzellik. Çıkın çıkın gelin kızlar. Kızlar şu güzelliğe bakar mısınız? Tabak çok dolu. Şey yapamıyorum, kaldıramıyorum. Biraz da kızlar bu minik ekmeğin içini kızartayım. Çok fazla değil, hafif kızartacağım. Dedik ya ekmek arası köfte. Hazırlayalım minik ekmeklerimizle köfteleri. Şöyle çok güzel şirin ekmekler aldım. Bakar mısınız güzelliğe? Şimdi kesin bu videodan sonra Canoş diyecek, sen karı değil misin? Sen ekmek yapamıyor musun? Sana kaç kare tarif verdik? Falan fıstık yani. Evet kızlar. Ekmek arası köftelerim hazır. Ketçabını mayonezini koymadım. İsteğe göre Deniz kendisi koysun. 2 tane bol miktarda. İçinde köfteler, patates, biber, domates, soğan. Bu da benim sarmam. Sarmam da pişti. Yoğurtla yemeği düşünüyorum. Vedalaşalım kızlar. Sizleri çok seviyorum. Çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Asi kadınla kalın. Like'larınızı, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.